bugün sorumuz şu, neden yiyorsunuz? Hiç bunu düşündünüz mü? Bir insan neden yer? Gerçekten ihtiyacı olduğu için mi? Acıktığı için mi? Gördüğü için mi? Kokladığı için mi? Düşündüğü için mi? Yoksa stresten, üzüntüden mi? Hiç neden yediğinizi düşündünüz mü? Size bunu sormak istiyorum. Şu anda beni seyrediyorsunuz. Ağzınıza bir lokmayı atarken ona o anda gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu? Lütfen bunun farkında olun. Biz yüzyılımızda, günümüzde neredeyse hiç farkında olmadan ve hiç acıkmadan yemekleri ağzımıza atıyoruz. Ve fazla yiyecekler ne yapıyor? Gidiyor yağ hücrelerimizi büyütüyor ve kilo problemiyle bizi karşı karşıya getiriyor. Eğer kilo probleminizi yönetmek istiyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, diyet listelerine koşmadan önce kendi farkındalığınızı yaratın ve neden yediğinizin bir kere farkında olun. Mesela kokular çoğu zaman kişiyi çok uyarır. Bir yiyeceğin kokusunu aldığınızda ihtiyacınız olmasa, aç olmasanız bile gidip onu yemek istersiniz. O nedenle kokulardan uzak durun diyeceğim. Hatta geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım, oldukça zayıf, fit, hoş bir hanımdır kendisi. Bana dedi ki, Ayça'cığım dedi, bu kokular dedi gerçekten insanı çok uyarıyor dedi. Geçen dedi yolda yürüyordum dedi. Bir pastaneden dedi nasıl güzel poğaça kokusu geliyor dedi. Dedim ki kendime şimdi gideceğim bir tane bu poğaçayı alıp yiyeceğim dedim dedi. Ve poğaçaya, pastaneye doğru yöneldim dedi. O poğaçayı yiyeceğim diye düşünüyorum derken yandaki bakkalda kiraz satıldığını gördüm ve gittim kendime 100 gram kiraz aldım. Poğaça yerine o kirazı yedim dedi. Ben de ona dedim ki sen de bir Brutus. Yani bu kadar incesin, zayıfsın, zarifsin, hoşsun ve o poğaçayı yememek için, o kokunun seni cezbetmemesi için gidip tam yiyeceğim diye düşünüyorsun ama o anda karar değiştirip gidip alternatif olarak daha sağlıklı bir yiyecek kiraza doğru kendini yönlendirebiliyorsun. İşte gördüğünüz gibi farkındalık o kadar önemli bir şey ki böyle hani doğuştan zayıf olan insanlar vardır diye düşünürüz. Ama aslında bu insanlar doğuştan zayıf olmak yerine doğru yiyecekleri doğru zamanlarda tercih edebildikleri için bu şekilde kilolarını koruyabiliyorlar. Yani birinci kural, kokulara karşı lütfen duyarlı olun. Bir yiyeceğin kokusunun sizi çok uyardığını düşünüyorsanız o yiyecekten birazcık o kokudan uzaklaşın diyorum. İkincisi, görüntü bizi çok cezbeder. Özellikle Facebook hesaplarınızda, Instagram hesaplarınızda, televizyon arasındaki reklamlarda yiyecek reklamları gördüğünüzde bu sizin aklınıza bu düşünceyi çağrıştırıyorsa ve gidip bunu mutlaka yeme isteği duyuyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarınızda çok iştahınız açan yiyeceklerin olduğu reklamları ya da sayfaları fazla takip etmeyin diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bir atasözümüz var. Dervişin fikri neyse zikri o olur diye sizi baştan çıkaracak bu türlü reklamlara karşı uyanık olun ve bu sayfalardan kendinizi uzaklaştırın. Bazen evet canınız bir yemek tarifi isteyebilir. Mesela bir kurabiye yapmak istiyorsanız tabii ki internete girip bu kurabiye ile ilgili alternatif tarifler bakabilirsiniz. Ama sürekli aklınızda, fikrinizde, cep telefonunuzu her açtığınızda karşınıza bir kurabiye tarifi geliyorsa o kurabiyeyi hiç düşünmeseniz bile kendinizi onu yaparken bulabilirsiniz. Siz olun, sizi uyaran reklamlardan, ürünlerden ve sayfalardan gözünüzü, kulağınızı, gönlünüzü uzak tutun diyorum. Şimdi üçüncü bizim en çok uyaran nedenlerden bir tanesi nedir? Gördüğümüz için yiyoruz, kokladığımız için yiyoruz, bir de stresten, üzüntüden yiyoruz. Şimdi bir düşünün bakalım, strese verdiğiniz cevap ne? Bir arkadaşınıza çok öfkelendiniz ya da çok acı çekiyorsunuz. Kendinizi buzdolabının kapağını açarken ne buluyorsunuz? Aman. Duygu durumuna bağlı yeme isteği bir kısır döngü halinde kişiyi inanılmaz bir labirente sokar. Siz olun. Stresten yediğinizin farkına varıyorsanız, stresli anınızda kendinize bir dur diyecek önlemler alın. Ne yapacağız doktorcum derseniz önerim şu olacak. Bir telefon açın, en sevdiğiniz arkadaşınızla acınızı paylaşın, üzüntünüzü paylaşın. Ne demişler? Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. İçinizi buzdolabınıza dökmeyeceksiniz. En sevdiğiniz arkadaşınızı telefonla arayıp acınızı, mutsuzluğunuzu onunla paylaşın derim. Ama dediniz ki en sevdiğim arkadaşımın cep telefonu kapalı, ona ulaşamıyorum. O zaman ne yapacaksınız? Önerim şu, açık havaya çıkın. Lütfen bir yarım saatlik yürüyüş yapın. Açık havada yapılan yarım saatlik yürüyüş vücutta endorfin dediğimiz iyilik hormonunu artırır
ve neredeyse antidepresan etkisinde kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Diyeceksiniz ki hocam onu da yapamıyorum, çok üzgünüm, evden çıkacak halim yok, illa bir şey yemem gerekir diyorsanız da mesela bir kaseye 2 yemek kaşığı yulaf, 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurt, üzerine birazcık çekirdekli kuru üzüm atın, 2-3 tane de badem koyun ya da ceviz koyun, bu şekilde yediğinizde yoğurdun rahatlatıcı etkisi, efendim yulafın işte bu lifleri, kuru üzümün o hafif şekerli tadı kan şekerinizde dengeler, mutluluk hormonunuzu salgılatmasını başarır ve bir sonraki öğünde daha az yemenizi sağlar. Ya da kendinize bir atıştırmalık tabağı yapabilirsiniz. Bunun için de 2 yemek kaşığı kadar beyaz leblebi, 2 yemek kaşığı kadar sarı leblebi, 8-10 tane çiğ badem, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar çekirdekli kurutulmuş üzüm, içerisine 5 fındık, 5 çiğ badem koyup karıştırın. Canınızı çok sıkan kişiye ya da olaya karşı bunları kıtır 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 ağzınıza atın, eğer dişleriniz de sağlamsa bu şekilde yiyebilirsiniz. Ya da diyorsanız ki hocam bunu da yapacak enerjim yok, ne yapayım? O zaman diyeceğim ki size bir çay demleyin onu için. Efendim bir yemek kaşığı yeşil çay, bir yemek kaşığı kadar rezene, içerisine biraz tarçın, karanfil atın, rulo tarçın. Üzerine sıcak suyunuzu koyun, şöyle büyük bir bardağa bunu demleyin ve yavaş yavaş bunun için bir şekilde stresin sizi buzdolabına doğru götürme alışkanlığınızı kırmanız gerekiyor. Bu önerilerimi lütfen yapın diyorum. Bana sorarsanız bir yiyeceği ne zaman yemelisiniz? İhtiyacınız olduğunda, yani acıktığınızda yemenizi tavsiye edeceğim. Geçenlerde bir hastam bana şöyle bir cümle kurdu. Doktorcum dedi, bu dedi acıkma duygusu dedi. Ben dedi bunu hiç bilmiyorum dedi. Acaba insan nasıl acıkır ki dedi. Sürekli bir şey ağzımıza atıyoruz dedi. Size diyeceğim ki iki öğün arasında en az lütfen 4-5 saat tutun. Bu mideniz bir boşalsın, pankreas, karaciğer, safra kesesi bir dinlensin. İç organlarınıza dinlenmek için fırsat verin. Daha sonrasında acıkıyorsanız eğer o yiyeceği yiyin. Ben mesela kendi hayatımda ağzıma bir şey atarken bir saate bakmaya alışkanlık haline getirdim. Size de tavsiye ederim. Mesela 8'de yemek yedim. 10.30'da asistanım kahvenin yanına küçük bir kurabiye getirdi. Hocam evde yaptım, organik, sizin için dedi. Saatime bir bakıyorum. Diyorum ki bir tanem diyorum. Şu anda daha 2.5 saat olmuş. Pankreasım, karaciğerim daha kendini tamamlamamış, reçeteleri olmamış, daha dinlenmemişler. Sen bunu bana 2-3 saat sonra getir deyip onu o anda gönderip acıktığımda o yiyeceği yiyorum. Sevgili dostlar, aynen böyle. Bir yiyeceği neden yediğinizin farkına varın. Diyet listelerinin peşine koşmadan önce bir insan neden yer sorusunun altına açalım. Kokulardan, görsellikten, o yiyeceğin bilinçaltınızdan size uyarı verecek şekilde sürekli gözünün önüne gelmesinden, stresten, üzüntüden, acıdan, kaygı nedenli yemeleriniz varsa lütfen önce bunlarla baş edin. Önerimiz ne? Acıktığınızda gerçekten ihtiyacınız olduğu için yerseniz ve doğru yiyecekleri tercih ederseniz, hele bizim sayarak beslen 5333 sistemini tercih ederseniz bedeninizde sağlık olur, ruhunuzda sağlık olur, kendinizi yönetmenin verdiği bir rahatlık olur. Daha ne diyelim? Öneriler bizden olsun, uygulamalar sizden olsun.